Peki denizaltı fayı ile denizüstü fayı arasında bir fark var mı? Hayır. Tek fark şu. Bir tanesine ulaşabiliyorsun. Milimetre çapında gözlem yapabiliyorsun. Ötekine işte en fazla 15-20 yani metrelerce olan bir çözünürlük oluyor. Çünkü GPS kullanmıyorsun orada bir de. Onu hiç kullanamıyorsun zaten. Şimdi yeni yalnız teknikler var. Onlar da kullanılabiliyor. İşte Xavier ondan bahsetti. Bu orta kısmın kitle olduğunu oradan anladık. Yani denizaltı jeodezisi yaparak. Orta anladık. Kısmı kitle ne demek? Az önceki haritayı alalım arkadaşlar. Bir ortada Marmara Bloğu dediği mi? Hayır hayır. Şimdi bak. Şuradan şuraya kadar kırılacak diyorlar ya. Şimdi bak. Şurada dikkat edersen. Bak bu derinliği gösteriyor. Evet. Tamam mı? Şimdi Dan'ın söylediği bu dağınık sismisite bu derinliği bu. Şimdi buraya geliyorsun. Buralardaki depremler burada karşımızda. Şu araya bak Fatih. Orada yok. Ve sığ. Hiçbir şey yok. Ha, şimdi şu soru aklımıza geldiydi o zaman. İşte Xavier ile de bu çalışmalar yapılırken. Acaba burada krip dediğimiz yavaş yavaş kayma mı var? Deprem üretmeden. Bunu bir iki İngiliz yazdılar bunu biliyorsun. Evet. Deprem üretmeden bu acaba kayıyor mu? Mesela Gere'de de İsmet Paşa istasyonunun yakınlarındaki John'la gittiydik oraya. Den'le gittik mi bilmiyorum. Orada bir duvar, bir karayolları istasyonun duvarı yavaş yavaş gidiyor. Sürekli bükülüyor. Bir de depremle bir şey. Sürekli bükülüyor. Acaba öyle mi dedik? Fakat daha sonra buradaki denizaltı jeodezisi, şurada yapılan denizaltı jeodezisi gösterdi ki bu fay hareket etmiyor. Etmiyor. Oradan hareket ederek biz de dedik ki bu kitle. Bunun tabii kitle olması bela. Çünkü Xavier'in dediği gibi burada yamulmayı biriktiriyor. Yani böyle geriliyor. Bir patlıyor. Bir çelik şeyi ne derler levhayı bükmek gibi bük çat diye gidiyor. Yani tabii bundan korkuluyor. Şimdi bu tip şeyleri deniz altında çok detaylı takip etmek çok zor. Fakat karaya çıktığın zaman işte dedim yani rahmetli Sırrı Hoca ile John geçtiler karşısına mıcır yığınının tek tek deprem saydılar ya. Bak ara burada bakalım. Burada olmuş. Ceylan bir ara vereceğim. Ha? Reklam arası vereceğim. Bir dakika. Keşke yani aklıma geleydi defterimi getireydim. Onlar konuşurken ben şeklini çizdim. O mostra artık yok tabii çünkü mıcır kullanıldı gitti. Tamam reklam arası verelim. Saklıyorsun defteri 80'den beri. Ha? 39 senedir saklıyorsun defteri. Tabii canım arazi defteri benim laf. İhsan Bey'in 1930'daki arazi defterleri duruyor. Duruyor biliyorum. Peki. Belki de Celal'in söylediklerine şöyle bir ek yapabilirim. Ben eski tarz bir saha jeoloğuyum ve kıtasal deformasyonları çalışıyorum. Tabii ki bu bir şeylerin şimdi olduğu, eskiden değil de şimdi olduğu yerleri çalışmak için iyi bir metot bu. Buradaki haritaya bakarsak Doğu ve Doğu Anadolu'da jeologlar fayları her şeyi mümkün olan en küçük ölçekte çalışabilirse ve bütün diğer verileri GPS'i, jeofizik verilerini kullanırsa ben sismolog değilim. Ben başka insanların topladığı verileri alıp kullanıyorum. Bu yüzden benim çalışmalarımda GPS'in olmadığı eski zamanlardaki çalışmalar veriler var. Farklı blokların hareketlerini çalışıyordum. Ve bu eski sınır duvarlarına bakarak blokların ya da plakaların deformasyona neyin yol açtığını anlamaya çalışıyorum. Yani ben aslında ben haritacıyım. Şimdi buna bir reklama alalım. Dan'in yeni yaptığı bir iş var. Orada John'un dediği bu eski jeoloji nasıl yardımcı oluyor? Onu bir reklamdan sonra anlatalım. Tamam. Onu da şeyden sonra anlatayım. Ve
ben bir örnek vermek istiyordum bu John'un söylediği eski jeolojisinin yardımına. Dan ve iki meslektaşı, hatta bir tanesi öğrencisi, derin kıtaların altındaki derin depremleri izah edebilmek için. Derin derken kaç kilometre mesela onda? 700'e kadar gitti. Oo. Yani çok derin. O yukarıdan hissediliyor mu? Efendim? Yukarıdan hissediliyor mu? Tabii. Bu depremleri izah edebilmek için burada genç dalma batma olduğunun farz edilmesi lazım geldiğini söylediler. Peki özür dilerim, yine lafını keseceğim, pardon. Yani. 700 kilometre dedin. Orada eriği kal dediğim mi zaten hayır, malzeme? Hayır, hayır. Yumuşak olduğu için deprem üretiyor hayır, mu? Hayır, hayır, evet. Şimdi mühim olan ki Dan onu çok güzel gösterdi, keşke o konuşmayı dinleyebileydi seyircilerimiz. 600 derece santigratın üstüne çıktı mı deprem olmuyor. Olmuyor. Ha. Fakat bu kadar derinde deprem niye oluyor? Dolayısıyla soğuk olması soğuk lazım. Olması lazım bu meredin soğuk olması. Şimdi Dan Pamirlerde ve Hindu Kuş'un yanında böyle bir yer var. Ulan okyanus yok etrafta. Dan diyor ki burada son 2 milyon senede dalma batma olmuştur. Bütün jeologlar Dan'e dediler ki senin dediğin mümkün değil kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Bunu diyenlerden biri bendim. Fakat Dan'in makalesinin tenkidi bana geldi. Ama Dan'in sunduğu veriler öyle ki, kardeşim buna da zırva diyemiyoruz. Bir problem var. Dedim ki ben onun için bunun muhakkak yayınlanması lazım. Bizim de bu problemi düşünmemiz lazım falan. Yemek yiyorduk ilk akşam. Zaviye daha gelmemişti. John eşi, Dan eşi, ben oya yemek yiyorduk. John şeyi hatırladı. Dedi ki yahu bak dedi. Çin'de dedi. Songpan kanser sisteminin altında Trias yaşlı tabakalar, bunlar 200 milyon aşağı yukarı. Trias yaşlı tabakalar her şeyi örtüyor. Tamam mı? İşte okyanus bitti, dalma batma bitti. Hayır. Burnunun dibinde iki tane tipik ada yayı. Volkanizma devam. Ta ne zamana kadar? Jura'nın sonuna kadar. 140 milyon seneye kadar. Ben 1984'te işte doktora tezimin bir parçasıydı. Dedim ki burada gizli subduction var. Gizli dalma batma. Tamam, tamam. Aşağıda gidiyor. Bu. Dan'in bu iddiası ortaya çıkınca biz büyük bir heyecanla Afganistan. Benim aklıma Çin gelmedi. Ya kendi yaptığım iş. John orada dedi ki Dan'in dediği bal gibi dedi mümkün olabilir. Yani altta bir dalma batma zonu var. Yüzeyde onun, hiçbir şey yok. Onun üstünde bir kaya var. Kaya var. Hiçbir şey yok yukarıda. Tamam mı? Hatta Dan şey örneğini verdi. Ya Hazar Denizi'ne bakın dedi. Hazar Denizi'nde 15 kilometreye yakın. Bu Hazar Denizi derken bizim Hazar Denizi'nden bahsetmiyoruz. Hayır, hayır. Denizden bahsediyoruz. Azerbaycan'daki Hazar Denizi'ne bahsediyoruz. Dan dedi ki ya şuraya bakın orada 10 kilometreden kalın bir çökel örtüsü var. Dedi onun altında cereyan ediyor olanlar. Ve orada dalma batma var. Hazar Denizi'nin içinde. Ve dedi Dan, bak dedi buradaki dedi güneye dalıyor. Pardon kuzeye dalıyor. Hazar Denizi'nin içinde. Ama gel Kopet Dağı dedi güneye dalıyor. Ve Pamir, Hindu Kuş ilişkisi aynı. Pamir güneye dalıyor, Hindu Kuş kuzeye dalıyor. Bunun sebebi Ruşan Pşart zonu var Pamirlerde. O kapanırken güneye dalmayla başlıyor. Hindu Kuş kapanırken kuzeye dalmayla başlıyor. Peki bu şunu gösterir mi? Bir süre sonra, bir zaman sonra, 100 milyon yıl, 200 milyon sonra Asya'nın bölünebileceğini gösterir mi bu? Hayır, hayır, hayır. Bu şunu gösteriyor. Tetis'in, yani o büyük okyanus, son kalıntıları, küçük küçük kalıntıları gidiyor. 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 Ve Dan dedi ki işte en son dedi 2 milyon yıl önce gitmiş olması lazım. Aksi takdirde dedi, depremleri izah edemiyoruz. Yani çok sıcak çünkü aşağısı. Biz hep birlikte Dan'e dediklerin yanlış dedik. John yemekte dedi ki Çin'i hatırlayın dedi. Öyle deyince onun üzerine ben Dan'e dedim ki lan dedim benim tezimdeydi bu. Siz yemekte bunları mı konuşuyorsunuz? Evet. Bir itirazınız mı? Hayır estağfurullah çok hoşuma gitti. Onun üzerine John'la beraber şimdi biz küçük bir paper yazacağız. Diyeceğiz ki Dan bal gibi haklı olabilir.
den bir şey anlatıyordu az önce. Yapını kesin. Ben araya girmek istiyorum ve konuyu yine Marmara Fayı'na getirmek istiyorum. Bence bu dinleyicileriniz için çok daha önemli bir konu. Burada Kaliforniya deneyimiyle ilgili önemli bir nokta var vurgulamamız gereken. Çok büyük bir deprem olmuştu 1857'de ve 300 kilometrelik kısmını kırmıştı San Andreas fayının ve biz 7-8 metrelik bir mesafeden bahsediyoruz burada. San Andreas fayının bu kısmında o zamandan beri hiç deprem olmadı ve hiç hareket de yok. Çünkü buradaki suyu Sierra'lardan taşıyan bir tünel var, bir kanal var San Andreas Fayı'ndan geçen ve fay da sabit, kırılmış değil, hiç oynamadı. Aklımızda tutmamız gereken şey şu, aslında logaritmik artıyor deprem büyüklüğü. Yani çok fazla küçük deprem içeren bu bölgelerde belki bir milimetrelik bir hareket yaratıyor 50 metrelik bir fay üzerinde ve bunları çok net bir şekilde de görebiliyoruz sismik araştırmalarla, tıpkı önümüzdekinde şu anda gördüğümüz gibi. Ancak şunu hiç görmedik biz San Andreas fayında, çünkü orada hiçbir hareket yok. Çünkü böyle bir şey San Andreas fayında olmuyor. Bunu gerçekten anlayana kadar, ben bunu anlayana kadar yapabileceğimiz şey şuydu. Akdeniz'deki büyük depremlerin sonrasında elimizde aletlerimizle gidiyorduk. Artçı depremlere bakıyorduk ve fayın nerede olduğunu görüyorduk. Yani diyelim ki Akdeniz'deki 5 depremde bunu incelediğimizde her biri başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü artçı depremler ana fay üzerinde olmuyordu ve buradaki depremin olduğu ana fayın ardında kırılımlar oluyordu, bükülmeler oluyordu ve bu bükülmelerdeki stres fayın iki tarafında bu artçı depremleri yaratıyordu. Yani bu yüzden depremlerin nerede olduğunun yerini bilmek oldukça zor.